Herkese merhabalar, diğer İstanbullar. Yorusma'yla iki günlük Kapadokya turuna çıkıyoruz. İnşallah çok güzel vakit geçireceğiz. Her anı sizle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Şu an sabahın 6'sı ve balonların kalkacağı yere geldik. Karanlık ne kadar seçebiliyorsunuz bilmiyorum ama etraf olduğu gibi tur otobüsü ve araba dolu. Balonların hazırlanıp gününe ağırmasını bekliyoruz. Maalesef hava şartlarından dolayı balona binemedik ve şöyle çok güzel bir mekana kahvaltıya geldik. Dışarıdan çok küçük görünmesine rağmen içi gerçekten çok güzel. Burası kahvaltımızı yapacağımız Avanos'ta bir mekan. Gerçekten çok şık, çok güzel, çok otantik bir yer. Dışarıdan hiç bu kadar büyük olduğu gözükmüyor değil mi? Biz önce bir kahvaltımızı yapıp sonra gezimizi başlayalım istiyorum. Şu anda Güvercin Vadisi'ne geldik. Güvercin Vadisi şu nazar ağacı zaten her tarafta burada meşhur var. Şöyle uzaktan ben size şurayı bir göstereyim. Bakın Güvercin Vadisi. Her tarafta oyuklar var. Bilenler bilir zaten bu oyukların içi yaşam alanıymış zamanında ve hala da şurada da bakın yaşayan insanlar var. Şu anda Ürgüp'te Hayal Vadisi denilen yere geldik. Buraya niye Hayal Vadisi denmiş? Çünkü her bir taşa birileri bir şeyler benzetmişler. Mesela şunu göstereyim ben size. Şu taş. Bu taşı deveye benzettikleri için ve diğer taşları başka herkes bir şeye benzettiği için buraya Hayal Vadisi denmiş. Evet, burası da Üç Güzeller. Üç Güzeller'in hikayesini kısaca anlatmak istiyorum size. Zamanında padişahın kızı prenses burada bir çobana aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Tabii ki padişah izin vermiyor ve kaçarak evleniyorlar. Süre zarfında bir tane de oğulları oluyor. Padişah bunu kendine yediremiyor ve bunları öldürmek için yola çıkıyor. Bunu öğrenen prenses bir dilek diliyor ve üçü de aynı anda taş oluyorlar. Üç Güzeller'in hikayesi bu. Ben gezdiğim yerlerden böyle kısa kısa potpourri gibi, fragman gibi koyuyorum. Çünkü gelip zaten siz kendiniz buraları gezeceksiniz. Evet, tekrar merhabalar. Bugün hava durumuna baktığımızda buranın yağmurlu olacağı gösteriyordu telefonlarımız. Fakat gerçekten çok güzel, bizi buna atmayan, arada güneşin çıktığı bulutlu bir hava var. Yeter ki yağmur yağmasın. Bu arada en son videodan şu ana kadar işte Turaysan şaraphanesine geldik. Orada tadımlık acilen yapılırdı çünkü tadım tartışıyorsak. Buradan Asmalı Konağı'na gittik. Orada bazı fotoğraf çekimleri yapanlar yaptı. Fakat ben video atmadım. İşte gerek bilmiyorum açıkçası. Biz buradan çıktıktan sonra bakalım nereye gidiyoruz. Ürgüp'e geçek menni de feri dönmeni. Ürgüp'e vardığımız gece, Ürgüp'e vardığımız gece, hak yoluna kurban kesek menni de feri dönmeni. Hak yoluna kurban kesek menni de feri dönmeni. Şu anda Paşa Bağları öğrencisine geldik. İçeri girmek için bilet sırasına giriyoruz. Bu öğren yerine böyle alışveriş yapabileceğiniz bir koridor gibi bir yerden giriyoruz. Sağlı sollu bir sürü hediyelik eşya var. Bu öğren yerinin etrafında şuralarda kafeteryalar var. Daha içeriye gezmeye başlamadık. Rehberimizi bekliyoruz. Biz Göreme Açık Halk Müzesi'nde şu an 5 tane kilise gezeceğiz. Ben size bu kiliselerin içlerini göstermeyeceğim. Sadece dış görünüşlerini göstereceğim. Çünkü çekim yapmak istemiyorum. Rehberimizi dinlemek istiyorum. Kendiniz geldiğinizde zaten göreceksiniz. Evet, değerli misafirlerim. Hemen şu aşağıdaki kilise Elmalı Kilise. Buradaki iç figürdeki önemli olan kapıdan girdiğimizde sağlı sollu meleklerin elinde
küre var. O küre insanlığın kaderini simgeliyor aslında. Kaderiniz bizlerin ellerinde der gibi verilen bir mesaj. Kilise. Kiliselerin ismi ya içerisinde kullanılan bir figür ya da yerli halkın buraya vermiş olduğu bir isimle şekilleniyor aslında. Burada iki Aziz'den bahsetmiştik, Gregorius ve Theodora. Onun Yunan'la olan, yani ejderle olan savaşını itelediği için o figürden dolayı buraya Yunanlı kilise deniyor. Kilise. Çarıklı Kilise'deyiz değerli misafirler. Buranın özelliği İbrahim sofrasının burada resmedilmiş olması. Girdiğimizde hemen sol tarafta sakallı, saçı sakalı ağarmış olan İbrahim'in mübarek sofrasını orada görebilirsiniz. Orada çizimler var, havarilerin, hazislerin. Ve hemen karşı tarafa geçtiğinizde yerde bir ayak izi var. İsa'nın olduğu söyleniyor ama öyle bir şey yok. Çünkü İsa bu topraklara hiçbir zaman gelmemiştir. Çok şükür yemeğimizi yedik, azıcık kendimize geldik. Kültürel turu bitirdik. Şimdi böyle, mesela şimdi ne yaptık? El Sanatları Merkezi Sayan 12'ye geldik. Burada çok değerli taşlar varmış. Onları görelim. Gelip alışveriş yapalım. Buradan çıkınca da seramik atölyesine gideceğiz. Serap Hanım, nasıl geçiyor tur? Bence çok güzel. Sizlerle daha güzel, keyifli. Değil mi? Bence evet, de. Kesinlikle öyle. Evet, ben Sandviçer. Öncelikle hepiniz Kavalofya'ya hoş geldiniz. Ben size bu atölyemde Kavalofya'nın yerelmişi M2'si anlatacağım. Burası gibi içeride küçük bir atölyem var. Orada da takı ve tesbihlerde kullanılan tam ve kıymetli taşları anlatacağım. Daha sonra sizleri büyük bir mağazaya götüreceğim. İlk olarak onyx, görsellik olarak mermere çok benzer. Kesinlikle mermer değil. Mermerin mutfak tezgahlarında, merdiven basamaklarında kullanılan bir kaya türüdür. Onyx taşı toprağın uçuyla 17 metre altında farklı minerallerin bir araya gelerek farklı renk ve damar yapısına sahip olan bir taş türü. Şu anda onyx atölyesindeyiz. Bunlar işlenmiş. Az öncekiler işlenmemişti. Evet, şuraya yaklaşalım. Buyurun. Evet, burası da onyx ve diğer taşların iş yeri, hediyelik olarak bizlere sunulan atölye kısmı. Şimdi hep birlikte seramik atölyesine geldik. Müsait olduklarında seramik yapmayı öğreneceğiz. Hep birlikte ustanın gelmesini bekliyoruz. Hepimiz öğrenci gibi sıralandık. Hepimiz istiyoruz, ben de istiyorum. Beşinci kişi. Şimdi anlatayım da ondan sonra bakalım denemek isteyenler isteyecek mi? Ondan sonra bu karar vereyim. Efendim, Avanos'ta yaklaşık 4000 yıldır çömlekçilik, kalıcılık bizim bu yörenin geçim kaynağıdır. Çünkü bölgenin 3'te 2'si volkanik patlamalardan meydana geliyor. Her halı dokuyan, her çömlek yapan erkeğe kız vermiyorlar. Bazı testlerden geçiyorlar. Onlar kilim dokuyor. Tabii kızı istemeye gittiklerinde kızın kilimine bakarlar. Güzel dokuduysa sabırlı diye testten geçer. İlmin yamuk yumuk olursa, ama bu kızın kendine faydası yok, bize hiç faydası olmaz der, kızdan geriye vazgeçerlermiş. Akıllı kızlar ne yaparmış? Yamuk yaparmış. Efendim? Zeyi yapanları kilim alırlarmış. Uyanıklar belli oldu. Ağzını mı ağlatacağım? Ne yapacağım? Ay, ben gidiyorum. Usta dediğin kutluğunu kokartıyor. Bize böyle ustalar lazım. Nasıl? Silahını koyun. Efendim de bizi o ustadın o yüzden kokuyor. Onu verin. Çok güzel yapalım. Ay, çocukluğum ya.
arkadaşlar. İstersen şöyle yapalım. Tezgahı seni çevir, çömleğe. Şimdi üç. Şu parmakta kal ahenk yapı bak. Yetenek akıyor. Beş parmak. Şimdi kolumu sokuyor. İçinden dört parmak dışında. Şöyle kaçacak herhalde. Ay bayıldım. Aman yaptın. Abi sen ne istersen zaten yaparmışsın. Şimdi bir adam boğazlıyormuş ama öldürmüyor. Sevenin birisini düşün. Abi sana baktı. Yeter bir öldürdüğümüz hayatlar. Ben streslerini aldım abi. Bundan sonra. Evet. Şimdi kenarlarına şöyle ara boşluk bırakarak bir de cimcik yapıyorsun. Ama helal olsun, cimciği daha güzel yapıyorsun. Şimdi iki ucundan tutuyoruz, altını kesiyoruz. Tezgah bizde kalacak şekilde. Yok oradan değil. Oradan değil. Daha aşağı. Sen de kurtul, ben de kurtul. Tezgah bizde kalacak, ne yapıyorsun? Ardından bizi tezgah götürüyorsun. Hayırdır abim, tezgah mı istedim? İkinizi şöyle birbirine sürüyorsunuz. Yarabbi şükür. Ardımızı açıyoruz. Hayat arama alkışlıyoruz. Selam olsun. Altı yok. Eşimiz eli yok. Ablası. Sülale boyu. Ama Hayat Hanım ben şimdi sanatçılıkla ön plana çıkıyor. Ben şunu görüyorum. Bir sanatçının, çömlekçinin çömleği yaptığı kadar mesajı çok önemli. Burada belki bir şeye benzer demedik ama aslında kendisi koyu bir yeşil ağacı. Anladığım kadarıyla. Sağlıkçı. İşte, yani en iyi mesaj kül tablası olduğu için Sibera'ya hayır diyor. Alkışlıyorum. Önemli olan içerek söylemek. Ama mesajınızı bize destekliyoruz. Şöyle iki elinizi iki elinizi duvara vuruyorsunuz. Ha, duvardakiler demek oydu. Rahat ol, istediğin kişiye vuruyorsun. Yok daha yaptırmıyorlar. Yoksa seni küsürüyor. İyi geceler. Biliyorsunuz dün akşam saat 10.30'da yola çıktık. Bu sabah Kapadokya'ya geldik. Eğer seyrettiyseniz zaten gezdiğimiz yerde ben parça parça böyle çok kısa sizlere bir örnek olsun diye ya da özelin size buralara gelin diye videolar yükledim. Bazı yerlerin videosu yok. Mesela bu Gezi ve Paşa Bağları'nda kiliselerin videoları yok. Çünkü çekmek yasaktı. Hatta rehberimizin bile içeride konuşması yasak olduğu için oralarda video yok. Ve gezdiğimiz birçok yerin de videosunu çekemedim. Çünkü Fatma Hanım, rehberimiz Fatma Hanım öyle güzel anlatıyordu ki çekim dışında sadece onu dinleyip etrafı incelemekten başka gerçekten bir şey yapamadım. Ama çektiğim kısımlarda zaten size böyle küçük küçük örnekler olacaktır. Veya bir 3-5 ay sonra biz nerelere gittiydik diye hatırlatma olacaktır. Sabahtan bu yana kadar programımızda olan her yere gittik. Bugün gezimizin birinci günüydü. Serap Hanım eşliğinde ve Fatma Hanım rehberliğinde gerçekten çok böyle doyurucu ve kültürel anlamda bilgilendirici bir gün geçirdik. Yarınkileri de çekeceğim. Onu da yükleyeceğim. Çok uzun olmasın diye bugüne birinci gün olarak yüklemek istiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.